Merhaba arkadaşlar, bu videoda sizlerle kimya ve elektrik ünitesine başlıyoruz ve bu ilk birinci bölümde redoks tepkimelerinden bahsedeceğiz. Redoks tepkimesi nedir, nasıl denkleştirilir bu ve devam eden videolarda. Bu ilk videoda indirgenme yükseltgenme yani redoks tepkimelerinin tanımını öğreneceksiniz. Şimdi öncelikle indirgenme yükseltgenme yani redoks tepkimelerinin tanımını yapmadan önce bizim ünitemiz kimyasal enerjinin elektrik enerjisine ya da elektrik enerjisinin kimyasal enerjiye dönüşümünü inceliyor olacak ve bu kimya dalına elektrokimya diyoruz. Elektrokimya içerisinde piller, elektroliz bunlardan bahsedeceğiz ama bunlar redoks tepkimeleridir. O nedenle önce redoks tepkimelerinin ne olduğunu iyi bilmeniz gerekir. Elektrokimyasal işlemlerde burada da az önce de söylediğim gibi oluşan tepkimeler indirgenme yükseltgenme olaylarının gerçekleştiği redoks tepkimeleridir. Redoks tepkimeleri dediğimizde arkadaşlar şunu anlarız. Kimyasal tepkimeye giren maddelerin birbirine elektron verdiği ve aldığı kimyasal tepkimelerdir. Yani elektron alışverişi ile oluşan kimyasal tepkimelerdir. İle oluşan tepkimelerdir diyeyim. Bütün tepkimeler redoks tepkimesi değildir. Zaten öncelikle bunlardan bahsedeceğiz. Hangi tepkimeler redoks, hangileri değil, hangilerinde elektron alışverişi olmuş ki elektron alışverişi olmuşsa redoks tepkimeleri diyeceğiz. Önce dediğim gibi bunlardan bahsetmeye başlayacağız. Redoks tepkimeleri sanayide ve günlük hayatta sıklıkla karşılaşılan tepkimeler. Bunların içerisinde dediğim gibi öğreneceksiniz ama suyun elektrolizle bileşenlerine ayrışması, kömürün yanması, solunum ve fotosentez olayları, yemek tuzunun elementlerinden oluşması redoks tepkimelerine örnek olarak verilebilir. Mesela burada bir örneğimiz var. Sodyum klorür tuzunun elementlerine ayrıştırılması. Yazalım tepkimeyi. Elimizde sodyum klorür katısı var. Biz bunu ki elektroliz yöntemiyle yapıyoruz. Elementlerine ayrıştırdığımızda sodyum metalini ve klor gazını elde ederiz. Hatta şunun önüne 1/2 diyeyim. Sodyum klorürde sodyumun yükü +1, klorun yükü -1'dir. Elektron alışverişiyle gerçekleşmiş. Sonra element haline geçtiğinde bunların yükleri 0'dır. Bakınız olay sırasında şöyle bir şey gerçekleşmiş. Sodyum verdiği elektronu geri almış. Kimden almış? Klordan almış. Ve dolayısıyla bu elektronları geri alıp vererek elemental hale dönüşmüşler. İşte bu bir redoks tepkimesi örneğidir. Elektron alışverişiyle olmuştur. Sodyum elektron vermiş, klor elektron almış. Dolayısıyla bir redoks tepkimesi örneğidir. Tabii bu çok basit bir redoks tepkimesi. Biz daha kapsamlı, daha karmaşık redoks tepkimelerinden de bahsediyor olacağız. Peki bir tepkimenin redoks tepkimesi olduğunu nasıl anlayacağız? İşte burada yükseltgenme basamaklarını kullanacağız arkadaşlar. Zaten bundan sonraki videolarda yükseltgenme basamakları nasıl belirlenir bunları öğreneceksiniz. Ve öncelikle bir tepkimenin redoks tepkimesi olup olmadığını anlamak için tepkimedeki her bir elementin yükseltgenme basamağını bulacağız. Ve buna bakarak eğer yükseltgenme basamakları değişiyorsa bir redoks tepkimesi olduğunu söyleyeceğiz. Örneğin burada bir tepkimemiz var. Ben biliyorum ki burada fosforun yükü 0'dır. Azot +5'tir. Siz de bunları bulmayı öğreneceksiniz. Fosfor +5, azot +2'dir. Burada fosfor elektron vererek, azot elektron alarak tepkimeye girmiş. İşte bunları belirlemeniz lazım ki hangi türler arasında elektron alışverişi olmuş, olmuş mu olmamış mı, redoks tepkimesi değil mi bunlara karar verebilirsiniz. Ve bunları kullanarak da redoks tepkimelerinin denkleştirmesini yapacağız. Evet, bu videoda kısaca redoks tepkimelerinin ne olduğundan bahsettik. Bundan sonraki videolarda, uygulamalarda, kurallarda görüşmek üzere.